Tamam. Oğlum ne? Dün sonraydan var. Nasıl oturacak böyle? Böyle mi duruyor? Bir ağırlığının birebir motor gücünün, kanat açıklığının ve kuyruk boyunun aktarılmış olduğu. Gel de bir şey yapacağım. Hadi. Biraz bir tarafa gel. Hadi. Tamam ben. Bu yıl ilk defa liseler arası yapılan İHA yarışmasına Elazığ'dan katılan tek devlet okuluyuz. Öğrencilerimiz burada kendi tasarımlarını gerçekleştirerek ürettiler. Aylarca bunun kavramsal tasarımı üzerine uğraştılar. Kavramsal tasarımdan sonra eksik ve fazlalıklarını tespit ettiğimiz üretim aşamasına geçtik. Üretim aşamasında model uçakçılıkta ve gerçek İHA, gerçek boyutlu İHA'larda kullanılan her türlü malzemeyi en uygun yerde en ideal malzemeyi kullandık. 3D yazıcıdan tasarımın daha görseli güçlü olsun diye 3D yazıcıdan yaptığımız tasarım kısımları var. Dediğim gibi tüm tasarım aşamasını öğrenci ekibimiz yaptı. Tasarım aşaması yaklaşık 6 ay sürdü. Öğrencilerimizden farklı her biri kimi 4 kimi 3 olmak üzere farklı tasarım teklifleri gönderdiler. Sonra bu tasarım tekliflerini birleştirerek ortak bir noktayı bulduk. 6 ay sonrasında yani kavramsal tasarım yaklaşık 6 ay sürdü. Üretim süreci de 2 ay. Şu anda uçağımız 2 kiloya yakın. Boyut olarak 134 santim kanat açıklığı, 1 metre gövde uzunluğuna sahip. Biz yer testlerimizi yaptık. Öğrencilerimiz şu anda da yer testlerine devam ediyorlar. Uçuş denemelerimiz elektronik ortamda, simülasyonda uçağımızın birebir özelliklerine sahip bir modelde yaptık. Şimdilik hiçbir sıkıntımız görünmüyor. Biz 5 kişilik bir ekibiz ve TÜBİTAK İHA Liseler yarışmasına katılacağız. 8 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bunun 6 ayı tasarım süreci, 2 ayı üretim süreci. Bu süreç içerisinde hem ne kadar badireler atlatsak da yoğun çalışmamız sayesinde bu noktalara ulaştık ve İHA'mızı sonunda ürettik. İHA'mızı dijital ortama da aktardık ve burada uçuş testlerimizi de yaptık. Malum okullar hem deprem nedeniyle hem de Covid-19 salgını nedeniyle kapandı ve Elazığ'da yoğun bir tatil süreci oluştu. Biz bu tatil sürecine rağmen hem evden hem de okulumuzdan çalışmaya devam ettik ve İHA'mızı ürettik.